Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere satışa sunacağım arabamız bundan 2-2,5 sene evvelinde küçük çaplı bir restorasyonla geçiren bizde bir otomobilimiz. Arabanın şimdiki sahibi çok sevdiğim bir arkadaşım benim. Yaklaşık olarak 700 bin liralar civarında arabayı satışa çıkartmayı planlıyoruz. Arabaya yapılan zaman içerisinde yapılan masraflar dahil, yenilemeler dahil. O zamandan bu zamana da zaten çok fazla bir kilometre yapmadı. Sırf keyfi kullanıldı araba, hafta sonları vesaire. En son dün ön camın fitilini beğenmediği için ön camın fitilini değiştirdik. İşçilik dahil orijinal fitili 4000 liraya mal oldu. Ama tabii bunların dediğim gibi karşı taraf için hiçbir değeri harbiyesi yok. Çünkü ne kadar ucuz olursa bizim için o kadar iyi, değil mi? Arkadaşlar bu araba yenilenmiş bir araba. Birçok kritik olan şeysi yenilenmiş. Yani size masraf çıkartmayacak bir otomobil. Kritik anlamda diyorum. Motor, mekanik, elektrik, işte kaporta, yürüyen. Bunlarla alakalı herhangi bir sorununuz yok. Ses sisteminiz var. Hani koltuklara, döşemeleri içi falan pırıl pırıl. Direksiyonu, kadranı, her tarafı pırıl pırıl arabanın. Bu arabayı satın alabilirsiniz. Arabanın fiyatı 700 bin TL. Belki pazarlık payı vardır bilmiyorum, bir konuşursunuz ama şu piyasada gerçekten artık paradan daha değerli oldu iyi otomobiller. Koltuklarını ya da jantlarını istemiyorum derseniz de 500-550 bin liralar civarına satın alabileceğinizi tahmin edebiliyorum. Çünkü ciddi paralar. Bugün orijinalleri bir valer yaptırmak, M-counter jantlar, ön arka farklı offset, lastikler vesaire ciddi paralar arkadaşlar. Her şeyin bir değeri var. Lütfen analiz yapmayı bilen, piyasayı bilen, neyin ne olduğunu bilen insanlarla muhatap olmak, iletişim kurmak istiyoruz. Arabanın resimlerini, videolarını paylaşıyorum sizlerle. Umarım beğenirsiniz. İyi olan kazansın. Kazanmazsanız da araba adamın garajında yatıyor. Sevgiler, eyvallah. Devam edeceğiz. Şimdi bir de motor sesini bir duyalım. Gayet güzel tek maçta. Araba kullanılmaya kullanılmaya artık şey olmuş, küflenmiş. M50B20 arkadaşlar bu arabanın motoru. Şimdi sizlere bunu bir göstermek istiyorum bu arabayı bir. Bir bakın eğer ki beğenirseniz. Sahibi çok satma taraftarı değil. Öylesine bir satış yani. Öylesine çıkarttık şu anda arabayı satışa. Aman hemen satılsın diye bir şeysi yok. Arabanın muayenesi daha yeni yapıldı. Bu arada bilginiz olsun. Motor sesi gerçekten çok tatlı. 6 silindirin o karakteristik sesini motor veriyor. Amortisörleri güzel. Yol tutuşu falan ben sevdim. Şurada arabayı sizler için çekmek istiyorum. Şurada detaylı bir çekmek istiyorum sizlere etrafından. Şöyle bir bakın. Bu arada
araba rölantide saat bir sayıyor gerçekten arkadaşlar. Tekerle de pek bir şey olmuyor ama idare edin. Araba rölantide gerçekten arkadaşlar saat gibi sayıyor. Arkadaşlar böyle kısa bir çekim yapmak istedim sizler için. Satışa sunulan arabanın en azından hani daha detaylı resimlerini görebilirsiniz diye. Bir ilanı atıp 3-5 tane resimle olacak şeyler değil. Arabanın çekişi, amortisörleri falan çok güzel. Gerçekten ben beğendim. Şimdi bu paraya da gelip 0 kilometreye 36 satın alma hayaliyle gelenler gelmesinler. Araba 0 kilometre değil çünkü. 25-27 yaşında bir E36 bu araba. Şu öndeki Honda zannediyorum 300 bin lira civarında. 200 de olabilir, 250 de olabilir. O yüzden yani bu arabanın 500 bin lira olması, 700 bin lira olması gayet normal. Bir motor sesini dinleyelim. Altı silindirin o karakteristik sesini alıyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel, saat gibi sayan bir motoru var. Araba sıfır değil arkadaşlar. 94 model. 28-30 yaşına yakın. Eğer ki bu anlamda mantık çerçevesinde kıyaslayabilen arkadaşlar varsa kıyaslasınlar. Arabaya oldukça masraf yapılmış. Yenileme anlamında. Yenileme anlamında bayağı bir masraf yapılmış. Alt takım falan hepsi yenilendi. Amortisörleri yeni. Güzel bir yol düşüşü var. Değil. Ondan ziyade arabanın yürürü, mekanik, elektrik tesisatı. Bunlar çok önemli bence bir arabada. Lastikleri, jantları şu anda bunlar. Koltukları vader, orijinal deri. Stepesi var. Arkadaşlar bu arabaya sahibin istediği rakam 700 bin lira civarında bir rakam. Bunun benim bildiğim şu yaklaşık olarak 300-400 bin lira civarında sadece yedek parça olarak satın alım ve yenileme yaptırdılar bu arabaya. Hani benim dışımda birçok parça alındı bu arabaya benim dışımda. Yani bildiğim sadece şu çıtaların tanesi zannediyorum 3,5 liraya mı ne aldı? Bir tanesi 7 bin lira. Koltukları bugün yaptırsan 80-90 bin lira orijinalleri, lastikleri, jantları, ne bileyim fitilleri, tavan döşemesi, farıydı, sinyaliydi, bakımıydı, alt takımlar, amortisörler, şaft, bok, küsür bilmem ne affedersiniz. Bir sürü yenileme yapıldı arabaya. Bu şekilde fiyatı 700 binler civarında. Koltukları almak istemiyorum, jantları, lastikleri almak istemiyorum diyorsanız da 550 binler civarına vermek istiyor. Ay çok öyle aman aman bir satıcı değil. Hani satmak istiyorum diye bir şey işte yok adamın. Bilginiz olsun. 550 bin liralar civarında arabayı satın alabilirsiniz. Lastik, jantsız ve koltuksuz. Ama her şeyi bu şekilde istiyorum derseniz de 700 bin liralar civarında belki konuşursunuz bilmiyorum. Alırsınız. Bak geçen gün ön camı değiştirdi. Ön cam fitilini değiştirdi. Fitil eskimiş diye 2,5 liraya fitili aldı. 1,5 liraya da değiştirdi. 4 bin lira. Fitil değişimi yaptı sadece. Böyle de kıl bir adam yani. Araba bu. İşine gelen
Almak isteyen görüşebilir, arkadaşa ulaşabilir. Aşağıya telefon numarasını bırakıyorum. Günler. Şuna bakıyorum ben öncelikle arkadaşlar, şuna dikkat ediyorum. Arabada muazzam ciddi bir problem var mı? Onlara bakıyorum ben arabada. Elektrik tesisatı tertemiz. Motor tertemiz. Saat gibi sayıyor. Koltukları, döşemeleri, halısı, camları, tavanı, arkası, pancurdu falan tertemiz. Hiçbir kusuru yok. Arabanın boyasında bir iki tane yerde çatlak gördüm. Onlar dışında bir kusuru yok. Alt takımları yenilenmiş. Farları, sinyalleri, ne bileyim contaları, fitilleri, bilmem neyse. Gayet ondan sonra güzel. Bu paraya da ne alacaksın abi, paraya da yani. Merkezi kilit sistemi var. Evet. Bu şekilde 700 bin lira. Belki pazarlık yaparsınız bilmiyorum. Ama çok masraf yapıldı. Jantları, lastikleri istemiyorum diyorsanız, koltukları istemiyorum diyorsanız, çünkü çok ciddi para onlar. Hani biraz evvel videomda anlattım ya, hiçbir değeri yok diye. İşte bunlar bizim için değerli kardeşim. Eğer siz değeri yoksa koltuksuz ya da cansız alırsınız. Tabii artık böyle bir satış usulü yani. Çok önemli değil mi?